30 yıl içtim. Ne zamandan beri içmiyorsunuz? Nasıl bıraktınız? Vallahi ama bıraktık, sigara dedik. Zehirlidir, televizyon dedi. Doktorlar dedi zehirlidir, içmeyin. Ben bıraktım. Köylü de yavaş yavaş bırakmaya başladı hepimiz. Köyü hepsi bıraktılar şimdi. Köyümüz 100 hanedir. 10 tane zor içiyor. Günde 2 paket içiyordum. Şimdi rahatız, içmiyoruz Allah'a şükür. Bu sigarayı bırakmak isteyenlere bir mesajınız var mı? Vallahi biz istiyoruz herkes bıraksın. Köyde içenler de yani içeride, evin içinde hiç içmiyorlar. Dışarıya gidip gizlice içiyorlar, geliyorlar. Hanımları da bırakmıyorlar, evde içsinler. Abimiz sigarayı bırakmışlar. Yani köyde %90-95 bırakmışlar. Biz kızla vermiyorlar gençlere. Sigarayı içenlere biz kız da vermiyorlar. Valla köyde içenler de dışarıda içiyorlar. Yani içeride içmiyorlar. Yani utanıyorlar mı? Utanıyorlar, ailesi bırakmıyorlar. Malas kızıyorlar. Şimdi bizim köyde sigara içmiyoruz. Hepsi bırakmışız. Yani bırakmayanlara da zaten utanıyorlar. Onlar da bırakmasını düşünüyorlar. Sigara zaten ayıp olmuş. Yani utanıyorlar. Hepsi bırakmak üzeredir. Bir iki kişi kalmışlar. Onlar da bırakacaklar sigarayı. Bizim köye kız istemeye gelenler ilk sorumuz sigara kullanıyorsun, kullanmıyorsun. Onu söylüyoruz. Kullanmadıysa zaten şöyle nasip olursa veriyoruz. Olmazsa biz vermiyoruz. Şu an bizim köyümüz çok modern ve gelişmiş bir köydür Batman ilinden. Memnunuz hizmetinden dolayı, şeyinden dolayı. Sigara konusu için de diyelim, sigara konusu için şu an bizim köyümüzde %1-3 kalmamış. Bazı eğer kalmışlarsa da topluma gelecek hali kalmamışlar. O yüzden büyüklerimiz, gençlerimiz hepsi bırakmışlar. Artık bizim köyümüzde içenler de ayıp olur, ayıp diyoruz. O sigara konusu için çok temiz olmuş bizim köyümüzden. Zaten her şeyden temiz olmuş Allah'a şükür. Bizim köyümüzde memnunuz. Sıkıntımız da kalmamış. Kız isteme meselesi köyün içinden yayılmışlar. Toplumdan şeyi konuşuyorlar. Diyorlar eğer gençler gelirse de sigara içenler, biz kız vermeyeceğiz onlara. Öyle bahsediyorlar, konuşuyorlar. Bu sigara içenler de en yakın zamanda inşallah onlar da bırakır. Zaten gücü kalmamış, topluma gelecek halleri kalmamış. Onlar da bırakacaklar. Eğer 1-2-3 kişi kalmışlarsa da o da zaten gizlice içiyorlar. Toplumdan, dışarıdan, evde, hanımları, herkes tepki gösteriyor onlara. Eğer yabancılar gelse o uyarıyı dikkate alınması için sigara içmek ayıptır. Yasaktır, içmiyoruz bu köyde. Yabancılara da uyarı vermişiz.